Arkadaşlar merhaba. Bugün seri RLC devreleri, yine Sorcery seri RLC devreleri analizini gerçekleştireceğiz. Bunun için de bir önceki dersimizde aslında baktığınızda paralel RLC devrelerini gerçekleştirmiştik. Burada ise seri RLC devrelerini gerçekleştireceğiz. Arasındaki fark nedir? Nasıl oluyor analizi? Ona da bakacağız. Bir seri RLC devri çizerek başlayabiliriz. İsterseniz önce bir başlık atalım. Source Free Series RLC Devrimiz şu şekilde olsun. Direncimiz var. Yine burada bir kapasitansımız var. Burada ise bir bobinimiz olsun. R ile gösteriyoruz. C ile ifade ettik. Ben L ile gösterelim. Yine buraya baktığımızda şu şekilde devreye aldığımızda arkadaşlar buradaki potansiyeli artı eksi üzerindekini VC yazalım. Buradaki akımı ise I ile gösterelim. Ve aslında bu devrenin duali yani duali dediğimiz dualitesi yani eşdeğeri benzeri olan devre dualitesi. Şu şekilde ifade edebiliriz. Paralel RLC devresi şeklinde ifade edebiliriz. Yani baktığımızda şu şekilde onu farklı bir kalemle gösterelim. Şu şekilde bir direnç. Yine buraya bir bobin. Bir de kapasite şeklinde ifade edebiliriz. Şurada akan akımı I ile gösterdiğimizde kapasitörün üzerindeki potansiyeli VC ile ifade ettiğimizde C, L, R şeklinde gösterebiliriz. Bu özellik nereden kaynaklanıyor? Dualiteden kaynaklanıyor. Şimdi biz bu devreyi analiz edelim. Burayı temizleyelim. Bu devre analizini gerçekleştirerek bakalım neler elde edeceğiz. Görelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu devrede yine Kirchhoff'un gerilimler yasasını kullanarak gerilim denklemi yazalım. Nasıl yazabiliriz? Şu şekilde yazabiliriz. Buraya baktığımızda L çarpı DI bölü DT artı R çarpı I artı 1 bölü C yine T sıfırdan T'ye I çarpı DT eksi bir de ne var? VC'nin T sıfırdaki değer var. Eşittir. Sıfır şeklinde ifade edebiliriz. Düzenlediğimizde C çarpı DV DT artı V bölü R artı 1 bölü L integral T sıfırdan T'ye ve DT dualite özelliğinden arkadaşlar eksi I ile T sıfır eşittir sıfır şeklinde ifade edebiliriz. Ya da or diyelim. Buraya baktığımızda L çarpı D kare I bölü DT kare artı R çarpı DI bölü DT artı 1 bölü C çarpı I eşittir 0. Burası için ise C çarpı D'nin karesi ve DT kare artı 1 bölü R DV DT bölü DT artı 1 bölü L ve eşittir 0 şeklinde ifade edebiliriz. Dualite özelliğinden bahsetmiştik. Arkadaşlar, burada biz yine zamanda burada türevi aldığımızda neresi için konuşuyorum arkadaşlar? Şurası için konuşuyorum. Zamanda türevini aldığımızda şu ifadenin türevini aldığımızda bunu ne yapıyoruz? Elde ediyoruz. Bunu bir adım öteye götürüp buradaki ifadeyi yalnız bıraktığımızda yani d kare i dt kare artı r bölü l di bölü dt artı 1 bölü l çarpı c çarpı i eşittir 0 dediğimizde. Arkadaşlar paralel devreyi de hatırlayacaksanız paralel RLC devresindeki denklemi hatırlayacaksanız şöyle bir denklemdi. Onu kırmızıyla yazayım. Oradaki denklem aynı buradakinin yalnız bırakılmış hali d kare v bölü dt kare
artı 1 bölü R çarpı C dV bölü dt artı 1 bölü L çarpı C çarpı V eşittir 0'dı. Bu ne için geçerliydi? Paralel devre için geçerliydi. R, L, C diyelim. Bu ise baktığımızda seri devre için geçerli bir durum. Ve biz burada kökleri buluyorduk. Burada hem bu denklemin kökünü bulmuştuk. Bunun kökünü bulmuştuk. Şimdi bunun kökünü nasıl buluyoruz? Onu analiz edelim. Bulalım arkadaşlar. D operatörünü kullanarak D1, 2 dediğimizde biz önce paraleli hatırlayalım. Paralel devre için eksi 1 bölü 2 çarpı RC artı eksi karekök içerisinde 1 bölü 2 R bölü 2 RC 1 bölü 2 RC'nin karesi eksi 1 bölü L çarpı C şeklinde hesaplamıştık. Bu hangi devre için geçerliydi arkadaşlar? Parallel RLC circuit. Peki seride nasıl olacak? Formu göstermiştik. Buraya baktığımızda D1-2'yi yine eksi B bölü 2A eksi R bölü 2L artı eksi karekök içerisinde R bölü 2L'nin karesi eksi 1 bölü L çarpı C şeklinde elde ediyoruz. Bu da ne için hangisi için geçerli? Seri RLC devre için köklerin bulunmasında geçerli arkadaşlar. Burayı bir adım daha öteye götürüp düzenleyelim. Buranın ifade ettiğimizde eksi alfa artı eksi, yine buraya baktığımızda alfanın karesi eksi omega zero'nun karesi şeklinde göstermiştik. Ve burada ne demiştik? Alfayı tanımlarken R bölü 2L şeklinde tanımlayacağız. Ve omega zero, alfa dediğimiz Neper frekans, omega zero dediğimiz baktığımızda rezonans frekansı, bunu da 1 bölü karekök içerisinde L çarpı C şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Burayı yine şu şekilde ifade ettiğimizde, baktığımızda arkadaşlar eksi alfa artı eksi J'li çıktığında burası omega zero'nun karesi eksi alfanın karesi şeklinde olacak. Bu da eksi alfa artı eksi J omega D şeklinde ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Buradaki omega D'yi ise ne olarak göstermiştik? Hatırlayacağınız gibi omega zero'nun karesi eksi alfanın karesi şeklinde ifade etmiştik arkadaşlar. Eğer hatırladıysanız. Şimdi burada bizim inceleyeceğimiz şeyler neler? Yine overdamped durumu, critical damped durumu, bir de underdamped durumu var. Bu durumları inceleyeceğiz arkadaşlar. Ama burada omega zero, omega D'yi de söyleyelim. Bu da natural resonant frequency'di. Bunu da ifade etmiş olalım. Buradaki ise arkadaşlar Neper frequency'di. Üfrek yazayım. Bu ise yine resonant frequency'di. Bu şekilde göstermiş olalım arkadaşlar. Şimdi biz 3 tane durumdan bahsetmiştik devre için. Bir ilki overdamped durumuydu hatırlayacağınız gibi. Daha sonra ise arkadaşlar critical damp, bir sonrakinde ise baktığımızda underdamped durumu vardı. Overdamped de şu şekilde gerçekleşmişti. Eğer ki bir boş sayfa yazalım. Bir diyelim. Overdamped'e baktığımızda response'unu diyelim. Overdamped response. Buna baktığımızda arkadaşlar it ifadem eşittir a1 çarpı e üzeri d1t artı a2 çarpı e üzeri d2t şeklinde yazabilirim. Eğer ki critical dampse bu şekilde bir response elde edeceksem arkadaşlar, bu response'u ise it eşittir e üzeri eksi alfa t, yine a1 çarpı t artı a2, parantez içerisinde ne yapabilirim? İfade edebilirim. Bir diğeri üçüncü durumdu. Üçüncü duruma baktığımda bu da underdamped durumuydu. Yani az sönümlü olma durumu. Bu underdamped responsunda ise it ifadem eşittir e üzeri eksi alfa t c1 çarpı kosinüs omega d çarpı t
artı C2 çarpı sinüs omega D çarpı T şeklinde elde etmiştik. Ve burada bir şeyi not etmiştik. Not that diyelim. The only difference between solution. Şöyle alalım. Is arkadaşlar fark alfada, alfa paralel durumda 1 bölü 2 çarpı R çarpı C, seri duruma baktığınızda bu parallel ifade edecek. Parallel, bu ise seri ifade edecek. Seri isteyelim. Burada ise arkadaşlar nedir? R bölü 2L şeklinde hesaplanmış olacak. Şimdi gelelim bununla ilgili örnek soru üzerinde konuşalım. Örneğe bakalım. Örneğimiz arkadaşlar seri RLC devremiz var. Series RLC circuit. Bu seri RLC devrede bizim bobinimizin değeri 1 Henry, direncimizin değeri 2 kilo ohm ve kapasite değerimiz ise C 1 bölü 401 farad arkadaşlar. İ'nin sıfırdaki değeri 2 mili amper. Yine VC'nin sıfırdaki değeri ise arkadaşlar bu da 2 volt olarak bize verilmiş. O zaman seri RLC devre için hesaplamaları yapacağız. Seri RLC devreye baktığımızda alfayı hesapladığımızda Nefer frekansını neydi? R bölü 2L. Buraya baktığımızda R'nin değeri 2 kilo ohm'du. L'nin değeri 2 çarpı 1. Burası ise ne elde ediyoruz? 1000 olarak alfa S'i elde ediyoruz. Omega'ya rezonans frekansına baktığımızda 1 bölü kare küçesine L çarpı C. Bu hem paralel devrede aynı hem de seri devre için aynı. Bunu da yerine koyduğumuzda 1 çarpı 1 bölü 401 çarpı bu farad mı dedik? Bunu arkadaşlar şey yapalım. Mikro farad olarak ifade edelim isterseniz. Farad çok büyük. Mikrofarad diyelim. 10 üzeri eksi 6 bu şekilde ifade etmiş olalım. Buraya baktığımızda bunun değerini ise karekök içerisinde 401 çarpı 10 üzeri 3 olarak elde ederiz. Bir de neyimiz vardı? Natural rezonans frekansımız vardı. Doğal rezonans frekansı. Bu ise omega 0'nın karesi eksi alfanın karesi şeklindeydi. Burayı da düzenlediğimizde 401 çarpı omega 0'nın karesini alacağız. 10 üzeri 6 olacak. 10 üzeri 6 değil mi? 401 kökten kurtardık. Eksi alfanın karesi 1000'di. 10 üzeri 6 olacak o da. Yani 1 milyon. Bunu da düzenlediğimizde elde edilen cevap 20 çarpı 10 üzeri 3 olarak bunu da bulmuş olacağız arkadaşlar. O zaman akımı ifadesini yazmak istediğimizde E üzeri eksi alfa series çarpı T yazdım. Daha sonra C1 çarpı kosinüs. Omega D ifadem neydi? 20.000 yazdım. 20.000 T artı C2 sinüs. Yine omega ifadem 20.000 çarpı T şeklinde yazmış oldum. Bildiğim bir şey var. Bildiğim şeylerden birisi arkadaşlar. İ'nin sıfırdaki değeri. İ'nin sıfırdaki değeri ise arkadaşlar ne olarak verilmiş bize? Bakalım buradaki değeri 2 miliamper olarak verilmiş. Yani kapasitenin üzerinden geçen akım değeri olarak ifade edecek olursak eğer bunu yine sıfırdaki değerini 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak belirtebiliriz. Şurada yerine koyduğumuzda, burada yerine koyalım arkadaşlar. Sıfırdaki değerini yerine koyduğumuzda hesaplayalım. Ne çıkacak? İ'nin sıfırdaki değeri için bu değer sadece C1 geliyor galiba. Evet, burası C1'e eşit oluyor. O zaman C1'in değeri bu olarak hesaplamış oluyoruz. Peki gelelim şimdi yine bobinin üzerindeki gerilimi hesaplayalım. Bobinin üzerindeki gerilim VL eşittir L çarpı DI bölü DT idi. Bobinin değeri 1 Henry idi. Yine akım ifademi bulmuştum. Akım ifademin türevini alacağım. Eksi 1000 çarpı E üzeri eksi 1000 T. Evet, buranın türevini aldım. Çarpım türevini bulacağım arkadaşlar. Çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 kosinüs
20.000 T artı C2 sinüs 20.000 T şeklinde artı çarpımın türevinden dolayı E üzeri eksi 1000 T eksi 40 çarpı sinüs 20.000 T artı 20.000 çarpı, değil mi? Hata yapmayalım. Evet, 20.000 çarpı C2 C2 yazdım. Kosinüs burası da 20.000 T şeklinde ifade etmiş oldum. VL'nin sıfırdaki değerini koyduğumuzda yerine yazalım arkadaşlar. Düzenlediğimizde sıfır değeri için eksi 1000 çarpı 2 çarpı 10 üzeri, şöyle düzenleyelim, 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı 20.000 çarpı C2 eşittir sıfırdaki değeri için eksi 2 artı 20.000 çarpı C2 elde ediyoruz. Yine buraya baktığımızda VL0 VC0 eksi VL0 yazdığımızda Kirchhoff gerilimler yasasına göre 2 eksi 2 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 2 çarpı burasına baktığımızda arkadaşlar nedir? 10 üzeri eksi 3 mü? Çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak ifade ettik. Buradaki değeri de eksi 2 olarak belirledik. O zaman buradan baktığımızda C2'yi 0 olarak ne yapabiliriz? Buluruz arkadaşlar. Nihayetinde IT'yi yazmak istediğimde E üzeri eksi 1000 T parantezinde E üzeri eksi 1000 T parantezinde 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı kosinüs 20.000 T amper olarak nedir? Akımı buradan seri devredeki akımı hesaplayabilirim. Burada not etmemiz gereken birkaç şey var. Onu da şu şekilde söyleyelim. Not that diyelim. Not that. Birincisi omega d natural resonance frequency dediğimiz değer. Bu değerin 20.000 olduğunu biliyorum. Ve bu değerin 2 pi bölü t ifadesine baktığımızda buradan periyot ifadesini pi bölü 10.000 saniye olarak buluyorum arkadaşlar. O halde bizim periyodumuz T eşittir pi bölü 10 milisaniye olarak ne olur? Bulunmuş olur. Bir diğeri ise tau değeri. Tau değeri arkadaşlar doğrudan E üzeri eksi 1000 T'den görünüyordu. Değil mi? Neydi ifademizde? İT'yi yazmak istediğimizde E üzeri eksi 1000 T. Buraya geldiğimizde 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 kosinüs 20.000 T şeklinde yazmıştık hatırlıyorsanız. Buradaki eksi 1000'den baktığımızda tau ifadesi 1 bölü 1000 olarak elde edilir. İse buradan tau değerini arkadaşlar 1 milisaniye olarak belirleriz. Yine buradan grafik üzerinde de bunları ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Buradan hem tau değerini belirlemiş olduk hem de periyot değerimizi bu şekilde belirlemiş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonraki işlemimiz daha doğrusu anlatacağımız konu bunların komple responları yani responsu yani complete response dediğimiz tamamının responsu yani bir de basamak tepkisi ile birlikte toplam responsu nasıl hesaplanıyor? Yani natural response'u bulup bir de force response'u bulup toplam responsunu hesaplayacağız. Onunla ilgili örnekleri yapacağız. Bunu o örnekleri bir sonraki dersimizde gerçekleştireceğiz. Bu dersimizde seri RLC devrenin responsunu, çözümünü anlatmış olduk. Burada dikkat edeceğimiz husus hangisi ise eğer ki overdamp ise responsu ona göre yazacağız. Eğer ki critical damp ise ona göre yazacağız. Yani overdamp ise kökleri reel. O zaman A1 çarpı E üzeri D1T ya da S neyse belirlediyseniz artı A2 çarpı E üzeri D2T şeklinde ifade edeceğiz. Eğer critical damp ise E üzeri eksi alfa T çarpı parantez içerisinde A1T artı A2 şeklinde ifade edeceğiz. Ya da eğer ki baktığımızda underdamp durumu varsa az sönümlü olma durumu varsa bunu da ifade ederken E üzeri eksi alfa T parantezinde arkadaşlar açtığımızda C1 çarpı kosinüs omega D T çarpı T artı C2 çarpı buraya baktığımızda sinüs omega d t çarpı t şeklinde
ifade etmiş olacağız arkadaşlar. Ve onlara göre sorumuzu çözdük. Burada ifademizi gerçekleştirdik. Paralel devreden farkın Napier frekansının farklı olduğunu söylemiştik. Buradaki Napier frekansının hesaplanmasında nedir? R bölü 2L şeklinde hesaplamıştık seri devre için. Paralel devre için bunu 1 bölü 2 çarpı R çarpı C şeklinde hesaplamıştık. Omega 0 yani rezonans frekansı hem seri devre hem paralel devre için değişmedi. Buradaki değerimiz 1 bölü karekök içerisinde L çarpı C idi. Omega D'ye baktığımızda omega D'mizde yine karekök içerisinde omega 0'nun karesi eksi alfanın karesi şeklinde çıkmıştı. Bu da natural yine resonance frequency olarak ifade edilmişti arkadaşlar. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda dersimizde komple response'u yani total response'u hesaplayacağız. LLC devrelerin bir sonraki derste videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.